Az önce arkadaşımız burada yaşanan dramdan da söz etti, depremden söz etti. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Mübarek bir aydayız. Güzel bir aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Birbirimize dost olarak bakan, birbirimizi kucaklamamız gereken bir aydayız. Kini ve öfkeyi ötekileştirip, kini ve öfkeyi yüreğimizden söküp attığımız, dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, beraberliği kalbimize yerleştirmemiz gereken güzel bir aydayız. Halil İbrahim toprasından söz etti Veli Baba. Evet, bu toprağı bir Halil İbrahim toprasıdır. Halil İbrahim toprasını büyütmek de bizim amacımızdır. Gönlümüze yatan o, yüreğimize yatan odur. İsteriz ki bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa açtırmasın. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, insanlar huzur içinde yaşasınlar. Depremde büyük acılar çektiğimizi biliyorum. Biz genel başkanları olarak, Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak her zaman, her ortamda yanınızda olduk. Birimiz buradayken bir başka genel başkanımız Kahramanmaraş'taydı. Birimiz Kahramanmaraş'tayken öbürü Hatay'daydı. Bugün hep beraber buradayız. Burada yine iki değerli arkadaşımız, iki değerli dostumuz daha var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Biz hep beraber yaraları saracağız. Bu konuda kararlıyız. Söz verdik, beraber söz verdik. Evi yıkılan, dükkanı yıkılan, ağrı yıkılan, oturulamaz hale gelen bütün konutları, bütün meskenleri, bütün iş yerlerini, tamamını ama tamamını Allah nasip ederse geleceğiz, tepeden tırnağa yapacağız, depreme dayanıklı yapacağız, bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine çalışacağız.
Neden diyorum bir kuruş dahi almadan hak sahiplerine teslim edeceğiz. Nedeni şu. 42 imza 23 belgede mimarın, mühendisin, harita mühendisinin, jeofizik mühendisinin imzaları var. O imzalar sonucu 23 belge düzenleniyor. Bu belgelerin altında hiçbir hak sahibinin, hiçbir bina sahibinin imzası yok. Siz gidiyorsunuz, tapuya diyorsunuz ki ben şu daireyi alacağım, şu dükkanı alacağım diye. İmzayı sadece dükkanı alan, evi alan kişi tapuda tek imza atıyor. Çünkü ondan önce atılan 23 imzanın, 23 belge altındaki 42 imzanın amacı şuydu. Evet, ben bu evi yaptım, bu dükkanı yaptım, depreme dayanıklı, bunlar sağlam, herhangi bir sorun yok. Mimarı, mühendisi, herkes imzaladı, sen gidip daireni alabilirsin, dükkanını alabilirsin. Gidiyorsunuz, devletin güvencesi altında dairenizi ve dükkanınızı alıyorsunuz. Sonra bunun doğru olmadığı, bu belgelerin, bu imzaların doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Deprem oluyor, pek çok kişi, az önce ifade ettim, 50 bin canımız hayatını kaybediyor. Şimdi sosyal devlet bütün sorumluluğu üstüne almak zorundadır. O mimarın, o mühendisin imzaları geçersiz imza pozisyonuna düştü ve evlerin tamamı yıkıldı. Dolayısıyla sosyal devlet sorumluluğu alıp sizin hakkınızı size teslim etmek zorundadır. Biz söz verdik, bunu teslim edeceğiz. Millet İttifakı'nı. Dün bu konuda altı partinin kurmayları bir araya geldiler. Oturdular, çalıştılar, ön raporu hazırladılar. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içerisinde de kanun metnimizi de hazırlayacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç endişe etmeyin. Efendim, Halil İbrahim sofrası dedim. Sofralarınız bereketli olsun, sofralarımız zengin olsun. Bu çadırın dışında arkada 3500 Malatyalı daha iftarını açtı. Onlar sesimizi duyuyorlar ama bizi görmüyorlar. Buradan da ben 6-5 lider adına ve 2 Büyükşehir Belediye Başkanı adına onlara da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Onlara da afiyet olsun diyorum. Allah huzurunuzu kabul etsin. Ülkemiz bir daha bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmasın. Hep beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kimi ve öntüyü yüreğimizden süküm atacağız. Beraber, birlikte, kardeşçe, huzur içinde bu ülkede yaşayacağız. Beraber yaşadığımız zaman göreceksiniz. Birlikte yaşadığımız zaman göreceksiniz. Bereketi göreceksiniz. Güzelliği göreceksiniz. Kardeşliği göreceksiniz. Kucaklaşmayı göreceksiniz. Siyaseti iyilikte yarışma alanı olarak belirleyeceğiz. İyilikte yarışacağız. Kötülük değil. Bizde kötülük yok, kin yok, öfke yok. Bereket var, sevgi var, kucaklaşma var. Elinizde tekrar afiyet olsun, sağ olun, var olun. Oturuyor muyuz, kalkıyor muyuz? Kalkıyor muyuz? Ne yapıyoruz şimdi?